bir inancım yok. Ben daha çok nihilistik bakıyorum. Bazen agnostizme kayıyorum. Çünkü insan dilinden varlığın tanrı, ahiret tarzı kavramları pek de idrak edebileceğini zannetmiyorum. Nihilistik baktığım nokta ise hayatın anlam arayışından ziyade daha dürtüsel azlar almaya yönelik olduğunu düşünüyorum. O zaman bir yaratıcı yok mu? Bir yaratıcı yok. Yok, anladım. Peki yaratıcının olmadığına dair bana bir delil sunabilir misin mesela? Size bir delil sunabilir miyim? Bir delil sunamam. Bana kalırsa inanç ve din dediğimiz şeyler insana bireye özel şeylerdir. Bunları tartışma, illete etmeye gerek yok. Ben buradan şu çıkarımı yapabilirim. Bir fiiliyatın gerçekleşebilmesi için ilim, irade, kudret ve hayat sahibi olması lazım, doğru. Değil mi? Çok doğru. Benim tanrım iletişime geçmez. Benim tanrım irtibata geçmez. Benim tanrım bir din yollamaz. Benim tanrım bir kitap yollamaz. Çünkü sebebi şu. Özgür, evet. Özür memnun oldum. Özgür, bir inancın var mı? Bir inancım yok. Ben daha çok nihilistik bakıyorum. Nihilistik, anladım. Yani bir açar mısın bize nasıl bir inanç? Nihilizm, ya inanç kavramım biraz daha çok karmaşık. Hem belki yaşımdan dolayı olabilir, tekamül ettiğim zamandan dolayı olabilir ama bazen agnostizme kayıyorum. Çünkü insan dilinden varlığın tanrı, ahiret tarzı kavramları pek de idrak edebileceğini zannetmiyorum. Anladım. Nihilistik baktığım nokta ise hayatın anlam arayışından ziyade daha dürtüsel azlar almaya yönelik olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani senin inancına göre o zaman bir yaratıcı yok mu? Bir yaratıcı yok. Yok, anladım. Peki yaratıcının olmadığına dair bana bir delil sunabilir misin mesela? Size bir delil sunabilir miyim? Bir delil sunamam. Bana kalırsa inanç ve din dediğimiz şeyler insana bireye özel şeylerdir. Bunları tartışma, illete etmeye gerek yok. Anladım. Newton diyor ki bize, yaratıcı diyor kainattaki delillerle diyor bulabilirsin, keşfedebilirsin. Şimdi ben örnek veriyorum sana, akli ve mantıki olarak deliller sunsam bir yaratıcı ile alakalı düşüncelerini değiştir mi? Akli ve mantıki ama. Ya dediğim gibi şu andaki bulunduğum anlam biraz nihilistik olsa bile arada deizme de kaçıyorum. Arada anladım. Bir tanrı, bir tanrı olduğuna da inanabiliyorum. Bir anladım. Din olduğuna yani inanabiliyorum. Belki de şundan olabilir mi? Yani tam manasıyla bir delil olup olmadığından dolayı olabilir mi bu düşünce aralıklı geçişi? Evet. Hani varlığına da belki çok delil bulamıyorsun, yokluğuna da delil bulamıyorsun ama doğru. Net bir delilin olsa, örnek veriyorum ya varlığına ya da yokluğuna dair, bu sefer kafanda netlik oluşur mu? Oluşur değil mi yani mutlaka? Yani mesela ben sana mantıklı bir şekilde bir yaratıcının varlığına dair bir delil sunsam, buna düşüncelerin değişir mi? Ama mantıklı bak. Yani değişebilir mi? Telkin edebilirsin. Anladım. Şimdi mesela örnek veriyorum, ben sana desem ki fail muktedirdir. Şimdi fail muktedirden anlamamız gereken nedir? Yani bir fiili gerçekleştirebilmemiz için o fiile kudretimiz yetmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Şimdi bak örnek veriyorum, ben sana şunu şöyle bir şey sorsam. Mesela desem ki senin karşına bir odaya girsen, oyun oynuyor musun mesela? Evet. Ne oynuyorsun? CSGO. CSGO. Şimdi CSGO gibi böyle üst düzey bir oyunun yazılımını bir bilgisayarda yazılmış olduğunu görsen ve o bilgisayarın karşısında da bir tane de bebek, oyuncak bebek, cansız bir bebek. Odaya girdin, bir baktın ki bilgisayarda mükemmel derecede oyun yazılımı var ve bu yazılmış. Ben sana desem ki ya bu yazılımı kim yazdı? Ben veyahut da sana desem ki bu yazılımı o cansız bebek yazdı. Ne dersin bana? Yani altında böyle bir şey çıkarmaya çalışmıyorum ben. Sadece normal basit bir örnek veriyorum sana. Yani önünde bilgisayarda mükemmel bir yazılım var. Senin oynadığın oyunun yazılımı var. Ve yazılımın önünde oturan bir tane cansız, şuursuz bir bebek var. Oyuncak bebek. Ben sana desem ki bu bebek bu yazılımı yazdı. İnanır mısın bana? İnanmazdım. Değil mi? Çünkü neden inanmazsın? Sen maddesel gözünle o bebeğin sanki o yazılımı yazmış gibi görüyorsun. Ama akıl gözün sana diyor ki hayır ya öyle bir şey yok. Çünkü o bebek o yazılımı yazacak. İlme sahip değil, iradeye sahip değil, kudrete sahip değil ve bunlardan önce hayat sahibi değil. Zaten o yazılımı yazamaz, doğru mu? Mantık değil mi? Yani ben buradan şu çıkarımı yapabilirim. Bir fiiliyatın gerçekleşebilmesi için ilim, irade, kudret ve hayat sahibi olması lazım, doğru. Değil mi? Çok doğru. Şimdi demek ki ben o odaya girdiğim zaman ben o yazılımı yazan kişiyi maddesel olarak görmesem de akıl gözümle gördüm, değil mi? Doğrudur değil mi? Hatta bazen maddesel gözümüz bizi yanıltsa da akıl gözümüz bize doğruyu gösterir. Mesela ben sana desem ki güneş rengi ne renk? Muhtemelen bana sarı dersin değil mi? Yani muhtemelen herkes de öyle söyler. Yakına geçtiğimiz zaman ise kırmızı olduğunu fark ediyoruz. Gibi. Bunu neyden kaynaklanıyor biliyor musun? Aslında güneş bütün renkleri barındırır. Yani beyazdır. Ama
atmosfere girmesiyle, ışınların kırılmasıyla bize renginde farklılıklar gösteriyor. Ama aslında bak, maddesel gözün beni yanılttı değil mi? Sarı dedim, işte kırmızıya yakın dedim vesaire, turuncu gibi. Ama akıl gözüm bana dedi ki, yani bilimsel verileri kullanarak, halbuki dedi ki hayır, güneş sarı değildir veya kırmızıya yakın değildir. Güneş bütün renkleri barındırır, yani beyazdır. Demek ki ben burada şunu anlayabilirim. Ben kainattaki bütün meselelere baktığım zaman maddesel gözümle değil, akıllı gözümle hareket edersem doğruyu bulacağımı inanıyor muyum? Evet, değil mi? Çünkü maddesel gözüm sadece maddeyi görür, karşımdakini görür, ama akıl gözüm perde arkasını görebilir, beni yanıltmaz. Aynı bilgisayar örneğindeki gibi. Aklım bana bir mühendisin olduğunu söyledi, doğru mu? Doğru. Değil mi? Veya örnek veriyorum, bir masa gördüm. Masaya ben baktım, çok güzel sanat eseri, işte işlemeler vesaire filan. Bak, ben marangozu madde gözümle görmedim. Ama akıl gözüm dedi ki, bak bu mükemmel sanat eseri bir marangoza işaretler, doğru mu? Şimdi madem buraya kadar anladık, burada hemfikiriz zaten, mantık da bunu söylüyor, doğru mu? Şimdi ben diyorum ki, daha demin verdiğimiz örneklere göre fail muktedirse, yani bir fiiliyatın gerçekleştirilebilmesi için o fiiliyata kudreti yetecek bir zatın olması gerektiğini biz kabul ettik. Ve bununla beraber sadece kudretle değil, ilim, irade, kudret ve hayat sahibi dedik. Yani bu dört şey olması lazım. Bunlardan bir tanesi eksik olursa fiiliyatı gerçekleştirebilir miyiz? Gerçekleştiremeyiz. Çünkü neden? Örnek veriyorum, iradem olmazsa ben bir işi yapmayı irade edemem. Doğru değil mi? Hayat sahibi zaten olmam lazım. İlim sahibi, fiiliyatı gerçekleştirebilmem için bir ilim sahibi olmam lazım. Ve bununla beraber bir de kudret sahibi, yani güç sahibi olmam lazım. Buraya kadar çok güzel. Şimdi ben bakıyorum ki kainattaki fiiliyatlara. Örnek veriyorum, senin vücudundaki o mükemmel o yapıya bakıyorum. O fiiliyatlara bakıyorum. Yani senin işte organlarının çalışması, mesela al yuvarlar, ak yuvarlar, bunlardaki mükemmel intizamlı hareketlere bakıyorum. Bunların içerisine birazcık girdiğim zaman bir bakıyorum ki bu fiiliyatları yapan kimler? Atomlar. Doğru mu? Şimdi ben biraz önce kabul ettiğim şeylere göre hareket edersem, atomlara ben baktığım zaman bilim dünyası bana şunu söylüyor. Diyor ki atomların içerisinde ilim yoktur, irade yoktur, kudret yoktur ve hayat sahibi değillerdir. Ben biraz önceki örnekte o bebeği, o yazılımı yapamadığını bilerek aklımla bir mühendisin olduğuna inandıysam, mühendisin olduğunu anladıysam, o zaman ben atomlara baktığım zaman atomlarda da bunların olmadığını görüp o atomları da hareket ettiren bir zatın olduğunu akıl gözümle görmem gerekmez mi? Doğru. Değil mi? O zaman ben şunu diyebilir miyim? Bütün kainattaki her bir zerrenin, yani her bir atomu bunlara hareket ettiren, bunlara gücü yeten, kudreti yeten bir zatın olduğunu görürüz. Bunu örnek veriyorum, sen X diyebilirsin, o birisi yaratıcı diyebilir, ben de örnek veriyorum Allah diyebilirim. Doğru mu? Demek ki bir yaratıcı vardır ve mutlaka olması zorundadır diyebilir miyiz biz? Şöyle, benim kendi deistik yolculuğumda, deizm anlayışımda Tanrı dediğimiz, ya veyahut da Tin diyelim, zaten bana kalırsa bütün Tanrı, Tin, Allah, Tengri, bunların hepsi ortak bir anlama ifade ediyor. Tamam. Benim Tanrım iletişime geçmez, benim Tanrım irtibata geçmez, benim Tanrım bir din yollamaz, benim Tanrım neden bir kitap yollamaz? Çünkü sebebi şu. Bir saniye. Böyle problem yok, sıkıntı yok. Sen istediğin gibi rahat ol. Şimdi ben sana ondan önce bir soru sorabilir miyim? Tabii. Mesela senin Tanrı, işte yaratıcı diyelim. Yaratıcı diye işte vasıflandırdığın, yaratıcı dediğin acaba hikmet sahibi midir? Yani işte bir beşer gibi boş iş yapmak gibi bir şeyle acaba yapar mı? Yapmaz değil mi? Yani yaratıcı dediğin boş iş yapmaz. Aslında biraz önceki sorunun argümanını türettim şu anda. Söyleyeyim mi? Tabii tabii, söyleyebilirsin. Bana kalırsa insanın Tanrı'yı algılayabileceği boyutta insan Tanrı'yı algılayamaz. Sebebi şu. Eğer ki Tanrı dediğimiz, yani İslamiyet'te de, Hristiyanlık'ta da, yani İncil'de de şöyle geçer. Tanrı en büyüktür, en kutsaldır, en yücedir. Zeka, yani IQ kavramında en yüksek kavramda olan kişi kendisidir. Değil midir? Ancak ki Tanrı boyutuna geçemeyeceğimiz olduğundan kaynaklı Tanrı bizi kendini minimalize etmek zorunda kalır. Ancak eğer ki en yüceye tapıyorsak neden Tanrı insanlaşır? Şimdi şöyle, bunu şöyle anlayabiliriz. Hiçbir sanatkar sanatının cinsinden olmaz. Mesela örnek veriyorum, bir Mona Lisa tablosunu yapan o ressam kendi tablonun cinsinden değildir. Veyahut da şu motoru tasarlayan mühendis motorun cinsinden değildir. Bu olamaz zaten. Bunu bekleyemeyiz. Aynı şekilde kainatı yaratan Cenab-ı Allah da kainat cinsinden değildir. O yüzden biz onu, ama o, biz onu tanıma noktasında, hani sen diyorsun ya onu nasıl anlayacağız, anlama noktası. Onu tanıma noktasında bize gönderdiği ayetler. Ayetler derken Kur'an-ı Kerim'den sadece bahsetmiyorum. Yani kainattaki her bir delil ayettir. Yani delil ayet delil demektir.
bize kendini o şekilde tanıttırır. O şekilde varlığını gösterir bize. Şimdi ben diyorum ki bir yaratıcı boş iş yapmaz, hikmetsiz iş yapmaz. Yani bir hikmet gösterir. Çünkü hikmetsizlik acizlikten gelir. Acizlik de bir yaratıcılık vasfına uymaz. Eğer ki bir yaratıcı düşünelim. Biz bunu sadece İslami olarak kavramlıyoruz ama bütün dinler olarak düşünelim. Mesela senin işte inandığın yaratıcı. Aciz değildir. Çünkü aciz olsa kainatı yaratamaz. Sonsuz kudret sahibi. Demek ki acizlik yoksa hikmet sahibidir. Yani her şeyde bir hikmet, her şeyde bir fayda gözetir. Boş iş yapmaz. Yani bizim gibi gereksiz oyun oynamaz, boş iş yapmaz, abes iş yapmaz. Madem ki boş iş yapmadı, eğer ki boş iş yapmıyorsa, hikmetsiz değilse demek ki bu kainatı yaratmasındaki bir amaç vardır ve beni buraya göndermesinde bir amaç vardır. Doğru mudur? Ve bununla beraber beni gönderip bana bunca nimeti verdikten sonra bana bir mesaj göndermemesi boş olur. Bak şimdi mesela sen örnek veriyorum veyahut da benim kullanma kılavuzumu göndermemesi boş olur. Çünkü bak örnek veriyorum bir telefon kullanıyorsun. Telefonun lansmanında örnek veriyorum telefonlar tanıtılıyor ama sen telefonu aldığın zaman onun yanına bir kullanım kılavuzu konuluyor. Bu neyi gösterir? Hikmeti gösterir. Eğer ki o kullanım kılavuzu olmazsa, onu tanıtan o kişiler, rehberler olmazsa o telefon boş olur. Belki birçok özelliğini keşfedemeyiz. Keşfedemememizin sebebinde neticesinde ne olur? O bunu yapan kişi boş iş yapmış olur. Şimdi biz bakıyoruz bir beşer olarak, bir insan olarak biz böyle boş işler bile yapmıyorken, yani abes işler yapmıyorken nasıl olur da sonsuz hikmet sahibi olan yaratıcı bizi başıboş bırakır, bize mesaj göndermez, bize bir yol haritası çizmez. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Bunu mantık kabul etmiyor. Yani sen boş iş yapmazken nasıl olur da senden sonsuz kat hikmet sahibi olan yaratıcı nasıl olur da boş iş yapabilir? Bunu kabul edemeyiz. Bana kalırsa bu yolda idealizm geliyor. İdealizm dediğimiz şey eğer bir tanrı, bir yaratan denkleminin dışında olarak kendi insanın gaye arayışından çıkar. Bana kalırsa insana bir tekamül yazılması gerekmez. Bana göre insan kendi tekamülünü kendi yazar. Kendi kaderini kendisi dizayn eder. Şimdi tekamülden kastın şey mi? Yani bir örnek veriyorum kuralı insan kendi kendine mi koyar? Mesela örnek veriyorum senin iyi bir insan olabilmen için örnek veriyorum bir yaratıcı iyilik kavramını koyması gerekmez mi? Gerekmez. Ama bu sefer senin için güzel olan benim için kötü olur. Ama şöyle... Belki. Bak mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etmesi lazım ve mülkünün kurallarını koyması lazım. Mesela örnek veriyorum senin için bu siyah tişört çok güzel dersin ki ya siyah tişört hatta herkesin giymesi lazım ama ben diyorum ki bence yeşil daha güzel. Demek ki burada işte değişken. İşte değişkenlik kaosu gösterir ve değişkenlikte hikmetsizlik vardı. Düşünsene sen örnek veriyorum bir mülkün var evin var vesaire diyelim ki bir... senin alanın olan, senin hükmünün geçen bir yer var. Eğer ki sen burada kuralları belirlemezsen buradaki herkes kendi kafasına göre hareket eder. Mesela örnek veriyorum ahiret inancın var mı? Yani öldükten sonra sence ne olacağız? Bana kalırsa ben reenkarnasyona inanıyorum biraz daha. Tekrardan dirilme. Hani tekrardan dirilme. Bu dünyada mı yoksa başka bir alemde mi? Başka bir alemde. Başka bir alemde. Yani biz şunu diyebilir miyiz? Birazcık hani bu konuda yakınız diyebilir miyiz? Yani tekrardan bir ahiret inancı var. Doğru mudur? Hatta sence senin yaratıcın sence ona örnek veriyorum iyi insansın ya sen mesela bu dünyada iyilikler yaptın. Sence senin yaratıcın senin bu iyiliklerine karşılık verecek midir sana güzel şeyler? Yani ya, burada bir iyilik oldun. Sen benim, mesela bana burada... Benim pek idrak edemediniz galiba. Bana kalırsa yaratıcı insanlara bakmaz. Yaratıcı insanları yaratır ve onları sadece kendi denklemi içerisinde bırakır. Neden peki? Neden peki? Şu yüzden yaratıcı kendi seviyesindedir. En yaratan. Bana kalırsa ben egoya inanırım. En yüce olanın, en kutsal olanın bir egosu vardır. Bu ego denklemindeyse kendisi insanlara bakmaz. Bir şey söyleyeyim çok önemli. Şimdi egoistin kelime manası nedir? Kendinden eşit olanı üstünlük taslamaktır. Ve kendinde ol, yani lügat manasını ben sana söylüyorum. Kendinde olmayanı var gibi göstermek. Ego kavramında, ego felsefesi. Tamam bak yok ben şimdi egoist değil. Bir yaratıcıya sen vasıflandıramazsın egoisti. Çünkü neden? Egoistlik dediğimiz şey kendinde olmayanı var gibi göstermek veyahut da varı çok göstermek. Ya biraz da, sıkıldım ya. Bak ama söylediklerimden bir tanesini böyle çürütürsen ben sana şey yapacağım. Yani senin söylediğine inanacağım. Şimdi bak demek istediğim ne biliyor musun? Sen yaratıcı egoist diyemezsin. Çünkü egoistlik kavramına uymuyor. Ben sana egoist sorsam... Egoist demedim. Egoya bağlı. Tamam egoya bağlı. Yani ego onda o ego var demek istiyorsun. Ama egonun temel tanımı eşit olanından üstünlük göstermek değildir. Egonun tanımı kendisinde yani...
ben sana kendimden bir şey söylemiyorum. Ben lügat manasını söylüyorum egoist. Yani internete yazıp baktığın zaman aynen şu şekilde geçer. Egoistik, ego eşittir. İşte kendinde bak birçok manası vardır. Yok olanı ben var gibi gösterme. Yanlış bir terim kullandım o zaman. Yani o yüzden biz yaratıcıya hiçbir şekilde yani hiçbir yaratıcıya biz egoist kavramını kullanamayız. Çünkü kelime manasına şey olmaz. Yanlış yani, bir terim. Ha, anladım. Yani demek istediğim şu, senin örnek veriyorum, sen o zaman diyorsun ki yaratıcı sonsuz hikmet sahibidir. Yani çünkü biraz önce onu kabul ettin. Dedin ki yaratıcı sonsuz hikmet sahibidir ama bununla beraber işte diyorsun, şunu söylüyorsun, işte bizi yarattı ve başıboş bıraktı. Bu ikisinin arasında büyük bir uçurum var. Çünkü eğer ki birini başıboş bırakman, onu yani hiçbir şekilde yönlendirmemen hikmetsizlik olur. Yani mesela şu şekilde abi şöyle. Kendisindeki yücelikten bahsediyorum ben. Dışa vurulan yücelikten değil. Tanrı'nın yani İslamiyet kavramı içerisinde baktığımız zaman Tanrı en yüce olan değil midir? En kutsal olan tamam. Değil midir? Benim kendi lügatımda ise Tanrı yaratıldığını yani kendi yüceliğinden kaynaklı olarak yaratana bir iz göstermez, bir yol vermez. Çünkü bunun sebebi şudur. Eğer ki bir kutsal kitap gönderilirse bu Tanrı ile insan arasındaki IQ seviyesinin eşdeğerleşmesi demektir. Eşdeğerleştiği yani... Hayır. Bu olamaz. Çünkü bunu biz normal okullarda bile şey yapıyoruz. Örnek veriyorum, öğretmen sana bir dersi anlatırken senin seviyende anlatması onun seviyesini düştüğü anlamına gelir. Hayır, o ilmi düşmez ki. O senin anlayacağın dilden sana bir şey anlatır. Yani bu onun ilminin düştüğü anlamına gelmez. O zaman okullardaki öğretmenler birinci sınıf ama seviyesinde tanrıyla, mi olur? Tanrıyla biz sadece şuradan kapı açıyoruz. Eşdeğer tutamayız. Bak kapı açıyoruz sadece. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ben ya, ben dünyaya baktığım zaman örnek veriyorum sanat eserlerine, fiiliyatları yaratıcının varlığı, yokluğu, kudreti, fiiliyatları, vasıflarıyla alakalı birer kapı açıyorum. Mesela ben diyorum ki örnek veriyorum acaba yaratıcı rahmet sahibi mi? Rahmet sahibim olup olmadığını kainattaki bana kurduğu sofra ile ancak anlayabilirim. Mesela bana merhamet ediyor mu? Veyahut da işte yaratıcı var mı? Abi var. Abi bir sıkıntı. Anladın mı? Abi var bir sıkıntı. Peki söylediklerim sana mantıksız mı geliyor? Mantıksız geliyor mu? Yani bazı verdiğiniz argümanlar cidden sağlam. Mesela çürüttünüz biraz önce benim Tanrı bizi başıboş bırakmıştır çünkü kendisini minimalize etmez dediğim argümanı çürüttünüz. Çünkü öğretmen de kendisini şey yapmaz. Evet. Ama yani fikrim o kadar değişmedi. Peki yani değişmemesinin sebebi nedir mesela? Yani şunu seni sıkmak için sormuyorum yani. Demek istediğim olay şu. Hani ya kafamda şöyle bir soru var. Veyahut da şöyle bir argümanım var. Bundan dolayı işte zaten yaratıcının varlığı konusunda az çok emin olduğumuzu düşünüyorum yani konuştuklarımızda. Ama işte yaratıcının bir peygamber göndermesi, bir kitap göndermesi, bir şeriat göndermesi noktasında birazcık kuşkularımız var gibi ben hissediyorum, bilmiyorum. Hani bunu belki kafamıza yatıramadık. Ben şunu merak ediyorum yani bu konuda senin kafandaki soru ne? Ben sadece onu cevaplamak istiyorum. Ya biraz da İslamiyet kavramında ben Tanrı'nın biraz gaddar olduğunu düşünüyorum. Mesela? Yani Allah'ın birazcık gaddarlık yaptığını düşünüyorum. Kendi koyduğu kadınlara alakalı olan ayetlerden mesela? Çıksam. Ya mesela şu anda aklımda tam bir ayet gelmiyor ama yine de kadınları ezikleme veyahut da kadınları aşağılama içgüdüsü var. Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir tane böyle ayet bana gösteremezsin. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şeriat aslında kadın aklını en güzel şekilde koruyandı. Bak neden söylüyorum biliyor musun sana? Sen şu anki belki şeriat dediğimiz şeyi yani Cenab-ı Allah'ın ve koyduğu kanunları belki Arabistan'daki yaşam tarzlarına bakıyorsun ama oradakiler gerçek şeriat değil. Bak ben sana bunu söyleyeyim. Bak kadın aklını o kadar çok koruyor ki İslam. Örnek veriyorum çok basit bir şey söyleyeceğim. Gerçekten diyelim ki sen İslam'a tabi olan bir insansın ve eşin de aynı şekilde ve İslami hukuka göre yaşıyorsun. Ve örnek veriyorum senin babandan sana miras kaldı. Veyahut da işte senin örnek veriyorum kendi bir mal varlığın var. Bu mal varlığında kimlerin hisseleri var biliyor musun? Senin çocuklarının, annenin, babanın, eğer varsa bekar kız kardeşinin, bununla beraber eşinin. Bak bunların hepsinin senin malında İslamiyet'e göre hakkı var. Ama senin eşine örnek veriyorum babasından miras kaldı. Milyon dolarlar. Bunda kimin hakkı var biliyor musun? Kimsenin yok. İslamiyet bu kadar koruyor kadını. Yani İslamiyet hiçbir şekilde kadını ortada bırakma gibi bir şey yok. Öyle bir olay kesinlikle yok yani. Hukukunu aynı şekilde koruyor. Kadın haklarını en güzel şekilde koruyan zaten İslamiyet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yüzden İslamiyet kafanda tasarladığın gibi ben buna sana yanlış anlama, kınama şeyim yok. Tamamen belki de gördüğün işte belki bazı bölgelerde İslami yaşıyoruz gibi söyleyen bazı ülkelerde böyle lanse edilmiş ama kesinlikle böyle yok yani. Anlatabildim mi? Yani umarım aklında soru işaretlerini biraz da olsa cevaplamışsındır. Aynen bir anlam arayışındayım. Biraz önce dediğimle biraz önce dediğim çelişiyor olabilir. Hatta
burada taktığım bir Katolik acı var. Ama bu Katolik acını takma sebebim kutsal gücü temsil etmesinden kaynaklı. Anladım. Bir dini boyutu yok. Dediğim gibi kavram arayışındayım, anlam arayışındayım. Bu yüzden hala bir yolculuktayım. Belki bundan 2 sene sonra İslamiyet'e bağlı olurum. Anladım. Belli olmaz. Yani peki şu ana kadar söylediklerim sana mantıksız gelmediyse, yani aksine çürütülemediyse, yani örnek veriyorum, İslamiyet'e bir adım attıktan sonra bak arayışa devam etsek nasıl? Daha güzel olmaz mı? Mesela senin karşında 100 kapılı bir saray var. Bu 100 kapılı sarayın bir tane kapısı açık. Bu kapılardan örnek veriyorum bir tanesi açık. Şunu diyebilir misin? Bu saraya girilmez. Demezsin değil mi? Çünkü dersin ki bir saraya girelim. Anladım. Tamam o zaman ben daha fazla sıkmayayım seni. Umarım istifadeli olmuştur. Umarım bir şeyler olmuştur. Tanışma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.